Ekranda bir transfer gelişmesi görüyorsunuz değerli izleyenler. Beşiktaş'tan siyah beyazlı kulüp Conrad De La Fuente'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. ABD'li bir sol kanat oyuncusundan bahsediyoruz ve transfer bitmek üzere. Telefon hattımızda da Sercan Dikme var. Bu konunun detaylarını bize aktarmak üzere Sercan. Nedir De La Fuente transferinin ayrıntıları? Beşiktaş bir anda üçlü savunmadan dörtlüye döndükten sonra ikinci transfer dönemi başlıyor demiştik bir hafta öncesinde. Artık o ikinci transfer dönemine dair daha net ifadeler kullanabiliyoruz. Beşiktaş sırasıyla artık bugünden itibaren önce sol kanat, sonra merkez orta saha, sonra sağ stoper transferi yapacak. Çok büyük bir ihtimalle ilk olarak açıklanacak olan isim de Conrad De La Fuente. Dünyaca ünlü bir altyapı, La Masia'dan, Barcelona'nın altyapısından çıkmış bir oyuncu. Marsilya'da bonservisi Beşiktaş kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Artık prosedüre dair, transferin prosedürüne dair resmi işlerin halledilmesini bekliyoruz. Satın alma opsiyonu var mı yok mu? Bu konuyla ilgili daha net bir ifade kullanmak için birkaç saatin daha geçmesinde fayda görüyorum. Hocanın sol tarafta oynayacak, sağ ayaklı, dribbling özelliği olan, dar alanda çalım atma başarısı gösterebilen bir oyuncu isteği vardı. Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı bu örneklemeye dair oyuncuları taraması yapılmış ve artık karar Conrad De La Fuente'de kılındı. Birkaç gün içerisinde transferin resmi olarak da bitmesini ben bekliyorum Ezgi. Çok yetenekli bir oyuncu olduğu söyleniyor. Tabii oyuncunun özellikle tabii biz yeni öğreniyoruz, daha bir saattir öğrendiğimiz bir gelişme. 2-3 günden beri oyuncunun Beşiktaş'a transferi için kendi kulübüyle de ilgili görüşmeler yaptığı bilgisine eriştim. Artık önce bir sol kanat oyuncusu, yani Conrad De La Fuente, sonra merkez orta saha ismi geçen Amiri ve belki de birkaç saat sonra açıklayacağımız, inşallah öğrenebilirsek söyleyeceğimiz bir sağ stoper transferi daha gerçekleştirecek Beşiktaş. Haftada bir nokta varsa cevaplandırmak isterim. Sercan, şunu sormak istiyorum sana şimdi. Bir sol açıktan bahsediyoruz De La Fuente. Genç bir oyuncu. Bu durumda acaba Enkudu'yla yollar ayrılacak mı sorusu akıllara geliyor. Her ne kadar dün oynasa da acaba Valerian İsmail'in farklı planları mı var o bölge için? Ezgi, çok yerinde bir soru. Yani Beşiktaş taraftarının da şimdi bir anda bir sol kanat transferiyle bu gündeme gelmesi, tabii ki bu sorular soruluyor. Ama şöyle anlatabilirim ben. Beşiktaş sezonu üçlü başlayacaktı. 3-4-1-2 veya 3-4-3. Özellikle 3-4-1-2. 3-4-1-2 sisteminde kanata gerek yoktu. Çift forvet, Vegors ve Buleka ile devam edilecekti. Ancak bir anda sistem değişikliği ortaya çıkınca Beşiktaş o mevkide oynayacak birkaç tane oyuncu alternatifi oluşturmak istedi. Şimdi kanatlı oyunda sol tarafta Kevin Enkudu var ve gayet formda. Ancak ikinci oyuncu olarak zorlayacak veya ondan formayı alacak oyuncu olarak da De La Fuente görülüyor. Orada bir alternatif yaratılmak için. Evet, Kevin Enkudu devam edebilir. Ki iyi oynadı. Ben Beşiktaş'ın çok da bırakmaya sıcak olmadığını artık öğrendim. Dünkü oyunuyla birlikte. De La Fuente de oraya evriliyor. Oraya geliyor. Burada biraz daha doğru soru. Seninki çok doğru soruydu Ezgi. Muleka'nın sol kanatta oynama ihtimali bu transferle birlikte biraz daha düşüyor. Evet, seninki çok güzel bir soru. Kevin Enkudu ayrılabilir ihtimalini hepimiz düşünüyorduk. Zor artık. De La Fuente ve Kevin Enkudu sol tarafta olacak. Orada Muleka biraz daha Vegors'la birlikte, Cenk'le birlikte santraforda forma rekabetine girecek veya çift forvet oynarsa Beşiktaş orada oynayabilecek bir oyuncu konumuna gelecek. Bilmem anlatabildim mi? Çok güzel anlattın Sercan. Çok çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Evet, Sercan Dikme De La Fuente transferinin detaylarını bizlere anlattı. Artık bitmek üzere olan bir hamleden bahsediyoruz Beşiktaş adına. Hemen konuklarıma da dönmek istiyorum birkaç cümleyle. Bu hamleyi değerlendirelim hocam sizinle. Başlayalım isterseniz. La Masia çıkışlı bir oyuncu olduğundan bahsetti Sercan. Sol açık oynayan bir evet, oyuncu ve neden bu transferin yapıldığı ile ilgili de artık Muleka'nın solda çok fazla tercih edilmeyeceği ve Enkudu ile bir forma yarışı yapacağından bahsetti oyuncunun. Sizin değerlendirmeniz nedir? Ya hayırlı olsun. Yani buraya gelmeden önce aslında bizim şunu sorguluyor olmamız lazım.
Günümüzde her şeyi satın alabilirsiniz. Ama satın alamayacağınız tek şey var, o da zaman. İsmail Hoca Beşiktaş'a geldi. Geçen sezon 8 maç. Bu sezon 6 haftalık bir hazırlık dönemi. Bunların hepsi üçlü defans anlayışıyla, 3-4-1-2 dizilişiyle oynayacağız diye. O zaman bu şekilde değerlendirildi. Aniden ligin başlamasına bir hafta kala olay tamamıyla dörtlüye döndü. Şimdi o yüzden bu zaman tamamıyla bence boşa harcanan bir zaman. Tabii ki o süre içinde futbolculara yine İsmail Hoca bazı şeyler öğretti ama birbirleriyle uyumu, kadro yapısı, transfer dahil olmak üzere Beşiktaş bu zamanı kaybetti. İşte tek cevabı da bu. Siz 3-4-1-2 sistemine göre transferlerinizi yaparsanız, sonra da sistemi değiştirirseniz, transfer dönemi bitmediyse yeni oyuncular satın almak zorunda kalırsınız. Belki de 2 hafta önce aldığınız oyuncuları kulübeye mahkum edersiniz. Mulaka'yı konuşuyoruz şimdi. Eğer Dele Fuentes solda oynayacaksa Mulaka nerede oynayacak? Sağda dedi. Sağda Gezal oynuyor zaten. Cenk'le birlikte Belki bir çift orada forvet yarışa dedi, girecek dedi. gibi. Eğer önde ikili oynayacaklarsa olay bu sefer çok başka boyut kazanacak. Çünkü bir orta sahadan fedakarlık edeceksiniz. Velhasıl bizde zamanı planlama, değerlendirme konusundaki sıkıntıları had safhada Beşiktaş'ta yaşıyoruz. Beşiktaş'ı detaylı konuşacağımız zaman oraya girmek de isterim. İsmail Hoca'nın da en büyük sıkıntısı o. Bakın dün maçtan sonra bence sözcüklerle anlatmadığı ama o sözcüklerin arasında gizli, vücut diliyle anlattığı, verdiği çok önemli mesajlar vardı. Hocam burada Bu da isterseniz virgülü koyalım çünkü o açıklamaları ekrana tamam. getireceğiz O birazdan zaman maçla gideriz. birlikte. Son Beşiktaş'ta Enkudu dün iyi performans sergiledi. Orada oynayabilecek bir oyuncu. Geçen sene de böyle oynadılar. Orada Larin vardı. Ama Dele Fuente'yi daha önceki dönemlerden izlediğimi biliyorum. Bugün duymama rağmen siması gözümün önünde. Top tekniği iyi olan Beşiktaş'ı önde çok katkı sağlayacak. Oyun anlayışı iyi, kaliteli bir oyuncu. Ama Beşiktaş dünkü maçta da onu gördüm. Kaliteden çok. Çünkü benim öngörüm oydu. Kondisyona önem veriyor. Beşiktaş koşmaya, basmaya önem veriyor. Orada değerlendirelim. Kalite olarak ligimizde her zaman iyi iş yapacak Peki. futbolcuların arasında görüyorum. De La Fuente'yi. Ayrı Beşer bir cümle alayım oyuncu ile ilgili bu transferle ilgili sonra özeti ve basın toplantısını izleyelim. Telaffuzu çok güzel. Yani geldiği futbol kültürü ve Söylemesi güzel, altyapısı itibariyle hocam da söyledi. Teknik açıdan hemen zoomlanmamız gereken Güzel söyledim galiba, hayır etkiledim seni. Etkilendim hocam. De La Fuente. De La Fuente, İşte La Masia, Cruyff'un futbolculuk döneminde önerdi. Şimdi oradan gelince bir oyuncu biraz daha böyle pozitif bakıyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim kısaca. Yani Beşiktaş'ta bu sistem değişikliğinin belki dayattığı bir şey ama sistem değişikliği olsa da olmasa da sol açık bizim aklımıza gelen öncelikli bir pozisyon değil işte. O yüzden sen Enkudu sorusunu yönelttin. O yüzden Muleka'yı konuşuyoruz. Ama iki ayağını da kullanıyor olması belki daha rentable bir sonucu getirebilir Beşiktaş'a. Çünkü sağ kanat deyince aklımıza işte Gezal geliyor. Gezal da sürekli orada oynamayacak. Belki zaman zaman forvet arkası oynayacak. Ama sağ kanat hem sol kanat iki taraflı kullanılabilecekse Beşiktaş ve de kaliteli teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olarak değerlendirdiğimiz zaman evet İsabetli bir muhtemelen hamle faydalı diyorsunuz. olacaktır diye temenni ediyorum. Peki.